Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. 25 yıllık diyabet hastasıyım ve artı yeni bir çölyak başladı bende de hocam. 25 yıldır diyabet hastasıyım ama hiçbir sorun yaşamadım. İnsülin pompası kullanıyorum. Ama işte çölyak olunca diyetlerimde daha çok sıkı olmaya başladı. Bunun zorluğunu yaşıyorum biraz. İkisi birden. Bunun için ne yapabiliriz diye soracaktım. İnsülin pompası çok güzel bir tedavi yöntemi. Sürekli insülin salgıladığı için. Tabii ki onda da şeker gene arada kontrol etmek lazım. Onun sabit insülin salgılanımı olduğu için arada ilave insülin de kullanmak gerekebilir. Çölyak hastalığı bağırsaklarla ilgili bir hastalık olduğu için emilimi bozuyor bu maalesef. Emilim bozulduğu zaman şekerde düşme meydana geliyor. O yüzden doktorunla çok daha yakın irtibatta olmanız lazım bundan sonra. Eğer çölyak tanısı almışsanız şeker hastalığı ile ilgilenen doktorunuz, diyabet uzmanı veya dahili uzmanı kimse onu mutlaka sizi biraz daha yakın takibe alması lazım. Hemoglobin A1C bu arada söylemekte fayda var. Sizde bakılıyor olması lazım bunun en az 3 ayda bir. Onun 7 civarı olması ideal. Tabii ki 6'nın altında olması çok daha güzel ama o insülin kullanan hastalarda her zaman hedef olmayabilir ve çok zor bir hedeftir. Biz insülin kullananlarda %99 oranında 7 civarı olmasını istiyoruz. İyi kontrollü diyebilmemiz için. Öyle sizin biraz daha yakın takipte olmanız gerekiyor. Bu hastalığınız şeker emilimini bozduğu için bu hastalığın aktiflendiği zamanlarda şeker düşme riski veya enfeksiyon, enflamasyon olduğu zamanlarda şeker yükselme riski var. Yani bu hastalıkta şeker çok belirsizlik arz eder. Bazen çok düşebilir, bazen çok yükselir. O yüzden biraz daha yakın takip edilmesi gerekiyor sizin gibi hastaların. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.